Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Şimdi sizlere user form üzerinde listbox'lara şurada görmüş olduğunuz S3'daki ürünlerin giriş, çıkış, miktar ve tutarlarını iki tarih arasında raporlayacağız. Şimdi bunun için çalışma sayfasına gelelim. Burada yapacağım ilk iş makrolarla işte veri sekmesindeki gelişmişten ürünleri teke düşürerek şu A sütununu alacağım. Kriter alanım olarak M1'in üzerine ürün adı diyorum. Buradan arkadaşlar geliştiriciyi seçtim. Makro kaydet ismine liste dedim. Tamam dedim. Kaydımız başladı. Buradan veri sekmesinden gelişmiş dedim. Liste aralığı olarak sadece S türünü seçtim. Ölçüt aralığım M2 ve M1 M2. Başka bir yeri kopyalaya tıkladık. Buradan da A3'ü seçtim. Bakın şurada yalnızca benzersiz kayıtlar diye bir ibare var. Yanındaki kutucuk boş. Bunu tıkladım ve tamam dedim. Bakın gördüğünüz gibi veriler buraya teke düşmüş halde geldi. Geliştiriciden kaydı durdurdum. Şimdi arkadaşlar yapacağım şey şu. Buraya da ikinci list box için iki tarih arasında şu giriş çıkış miktar ve tutarlarını buraya geldim kopyaladım. Şuraya tarih dedim. Şimdi bu arkadaşlar iki tarih arası olacağı için şu N1'e 01.01.2021 dedim. O1'e de 31.12.2021 dedim. Bir de şuraya tarih diyorum. Kriter alanım benim burası olacak. Yani K1 ile M2 şu bölge. Şimdi tarih ve birinci tarihin altındaki hücreye eşittir. Yani tırnak açtım, büyüktür, eşit, tırnağı kapattım, birleştirdim, N1'deki tarihle enterladım, eşittir ikinci tarih için, yine tırnak açtım, küçüktür, eşittir, tırnağı kapattım, birleştirdim, son tarihle, bunu da enterladım. Şimdi buraya da mesela dikiş kutusunun verilerini alalım. Şimdi bunun için de geliştirici dedim. Makro kaydet. Makromuzun ismi liste 1 olsun. Tamam dedik. Veriden aynı şekilde gelişmiş dedik. Arkadaşlar bu sefer tamamını seçtim. Kriter alanım K1 ile M2. Başka bir yere kopyaladan arkadaşlar hedef olarak B3 ile F3'ü seçtim. Yalnızca benzersiz kayıtlara dokunmuyoruz ve tamam dedim. Bakın iki tarih arasındaki veriler geldi. Buradan geliştiriciden kaydı durdurdum. Evet arkadaşlar. Şimdi bu olayları list baslara alalım. Bunun için şurada Visual Basic var. Yani şu geliştirici sekmesindeki Visual Basic yordamını tıkladım. Buradan Insert'ten User Form aldım. Bunu böyle biraz büyütelim. Şimdi buraya iki tane text box, list box alacağım. Birincisi arkadaşlar teke düşmüş ürünler için burası. İki tarih arası içinde arkadaşlar
burası. Şimdi bunun içerisine girelim. List Box 2'nin. Şurada 4 tane sütun var. Bir de buraya kalan bakiyeyi bulmak için bir işlem yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sütunumuz var. Şu column count'u arkadaşlar 6 yaptım. Başlıklarda gözüksün. Şu column hits'i false yaptım. Şimdi arkadaşlar şu A sütunundaki ürünleri buraya alalım. Ama şunları da bir yapalım. Bakın tarih için buraya bir Xbox alalım. Oyalama bizi. Neyse böyle kalsın. Bir tane daha alıyorum. Bu da böyle olsun. Bir tane de metin bul için arkadaşlar şu Xbox 1'in üzerine getirdim. Şunların kalınlıklarını ayarlayalım. Bakın şurada heat var. Bunu 20 yapalım. Bunu da 20 yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben şunu istiyorum. Şu user form'a tıkladığım zaman şu ürünlerin şuradaki list box'a gelmesini istiyorum. Bunun için yapacağım işlem şu. Ama önce buradan çıkayım. Makrolardan listeyi arkadaşlar düzenleden kopyalayıp arkadaşlar şuradan bakın user form'un üzerine çift tıkladım. Burada şu bölgede initialize var arkadaşlar. Bunu tıkladım. Bu kodu bunun üzerine yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi listbox'a alabilmek için şu kodu yazacağız. Listbox 1 nokta rollsorge satır kaynağı demek arkadaşlar. Tırnak içerisinde çalışma sayfamızda ünlemi tıkladım arkadaşlar. A4 iki nokta üst üste A tırnağı kapattım. Bundan sonra da şunu yazacağız. Yani biz şu A sütunundaki son dolu satırı bulacağız. Bunun için de birleştir diyorum. Sheet çalışma nokta range A 15.000 olsun. Nokta end xlab nokta row. Evet. Şimdi bunu nasıl çalıştıracağız? Şuraya bir command buton alalım. Bunun ismini rapor diyelim. Tamam. Çift tıkladım. İçerisine girdim ve user form 1.show diyorum arkadaşlar. Burada dikiş kutusu vardı. Bir de şöyle yapalım. Bakın bunu burada silmemiz lazımdı. Şöyle yapalım. Madem buna tıkladık. Buna da şunu diyelim. Sheet çalışma
nokta range M2 eşittir boş olsun. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün ürünler buraya geldi. Şimdi şunu yapalım arkadaşlar. Bakın şu text box'a tıkladığım zaman neyi tıkladıysam, işte hangi harfi, heceyi, kelimeyi fark etmez. Onun içerisindeki hangi ürün geçiyorsa o kelime, harf, o burada listelensin. Şimdi bunu yapalım. Text box'ın üzerine tıkladım arkadaşlar. Şu olayı buraya yapıştıracağım ben. Alabilirsem tabii. Kopyaladım, buraya yapıştırdım. Şimdi arkadaşlar buraya şunu yazacağım. Şunu kopyalayayım. Bakın geçmesin fazla. Kopyaladım. M2 eşittir. Tırnak açtım. Yıldız. Tırnağı kapattım. Boşluk tuşuna bastım. Shift 6. Tekrar boşluk. Text box 3 diyorum. Boşluğa bastım, birleştirdim, tırnak, yıldız, tırnağı kapattım. Tamam dedim arkadaşlar. Şimdi bunu da deneyelim. Bakın mail geçen ürünler. Bunu silelim, tamamı gelir. Ma diyelim, ma içerisinde geçen ürünler. Gördüğünüz gibi burada listelendi. Şimdi şunu yapacağız. Buraya çift tıkladığımız zaman iki tarih arasındaki ürünlerimiz arkadaşlar, yani şu tarih, giriş, çıkış olayları buraya gelecek. Ama önce bizim şurada şöyle bir olay yapmamız lazım. Kalan diyorum. Buraya arkadaşlar kümülatif bir toplam alacağım. Bunu gün gün kalan bakiyeyi de kontrol edeceğiz. Eşittir diyorum, topla. C4 iki nokta üst üste C4. Bakın ilk C4'ü F4'te sabitledim. Şuraya gelelim. Parantezi kapattım. Eksi dedim. Tekrar topla. Bu sefer D4 iki nokta üst üste D4 yine geldi. Burada ilk D4'ü yine F4'te sabitledim. Parantezi kapattım. Enter lazım. İlk alımımız 43 tane. Çıkışımız yok. Ve bu 43'ü sürekli toplayacak çıkış olmadığı için. Ve biz bunu böyle bayağı bir aşağı çekelim. Artık işlem hacmimize göre bunu aşağı çekeriz. Şimdi bakın şurada aşağı devam ediyor. Bunu da şöyle giderelim. Eğer diyelim B4 eşittir boşsa noktalı virgül boş bırak. Noktalı virgül değilse devam et arkadaşlar. Parantezi de eğerin parantezini en sonunda kapatalım. Enter'layalım. Bunu da böyle çift tıkladığımız zaman arkadaşlar onlar da kaybolacaktır. Burası güzel. Şimdi arkadaşlar Visual Basic programına geldim tekrar. Buradan da şimdi listbox 1'in içerisine gireceğim. Çift tıklama olayını seçip
işlememize devam edelim. Bakın burada double click var. Bunu seçtim. Şunu kapattım. Şimdi buraya da arkadaşlar yapmamız lazım. Makrolardan liste 1'i düzenle dedik. Bu sefer şu application copy mod bu bize lazım değil. Bunu yine aynı oyunu yapma bana. Evet, kopyalayalım. Buraya bunu arkadaşlar yapıştıralım. Ve altına da şunu buradan kopyaladım. Ctrl B dedim. Şimdi bu list bus box 2 burası B4'ten nereye kadar arkadaşlar? G'ye kadar. Burası da B olsun. Tamam. Şimdi bunun altına ne yazacağız? Şunu yazacağız arkadaşlar. Şöyle kopyalıyorum. Yapıştırdım. M2 eşittir list box 1 nokta bu büyük harfli olmasın nokta value. Şimdi bunu da deneyelim arkadaşlar. Tekrar geldim buraya, açıldı listem. Mikroblog kafasını tıkladığım zaman arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4 sütun geldi. Neden? Hemen kontrol edelim. Bu properties'i seçelim arkadaşlar. Şurada 6 tane, tamam. Şuraları 80, noktalı virgül 80, noktalı virgül 80. Arkadaşlar bunlar sütun aralıkları. List box'taki sütun aralıkları olacak. 80, 6 tane 80 yapıyorum. Altı, tamam. Kolum hiç true olacak arkadaşlar. Bak ben yanlış yazdım kafadan. 6 tane buraya geldi. Şunu biraz daraltalım. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Rapor dediğim sağımızak izleyici. Bakın arkadaşlar güzel geldi. Şimdi şu tarihleri ayarlayacağız. Nasıl ayarlayacağız arkadaşlar? Şimdi bakın tekrar üzerine tıkladım. Şimdi biz tarihleri otomatik noktalama yapacağız. Ama ben bunu ne yaptım? Şuradan internetten bunu buldum. Önceden buldum arkadaşlar. Şimdi bir aradım bulamadım. Siz de buradan kopyalarsınız. Textbox 1'in üzerine içine bunu yapıştırdım. Şimdi Textbox 2 için kopyala dedim. Bunun içerisine bunu gördüm. Yapıştırdım. Şimdi bakın. Buraya şunu yazacağız. Şuraya tekrar kopyalıyorum. Tekrar çalışmaya gelelim. Bakın şu N1 ve O1'deki tarihi arkadaşlar biz Textbox 1'e tarih girdiğimiz zaman değiştireceğiz. Şimdi bunun için buraya O1 diyoruz. Eşittir
cdate parantez açtım. Arkadaşlar text box bir diyor. Parantez kapattım. Şimdi bunu da buradan kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Bunu da M1 yapıyorum. Burada textbox 2 olsun arkadaşlar. Şimdi bunu da deneyelim. Bakın rapora geldim. Buradan işte 01.05.2021 31.12.2021'e kadar bakalım alacak mıyız arkadaşlar? Alamadık. Şu tarih değişmedi. Hemen kontrol edelim arkadaşlar. O1 N1 ters yazdık arkadaşlar bunları biz. N1 burası da O1 olacak. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi geldiler. Şimdi şuradan da bir deneme yapalım. Mesela ma diyelim. Bulaşık makinesi. Burayı sıfırlasak arkadaşlar ürünlerin tamamı gelir. Şimdi şurada CTRL ile bunları seçiyorum. Tabii ki seçemem. Buradan seçiyorum arkadaşlar. Bunların ikisinin rengi arkadaşlar şöyle bir renk olsun. Fontları da 11 kalın tamam. Bu tamam olsun. Şimdi de şunları yapalım. Bunların da arkadaşlar renkleri aynı olsun. Fontları 9-10 olsun. Kalın olsun, tamam olsun. Şimdi bakalım nasıl göründü arkadaşlar. Çıkalım ve tamam diyelim. Şu çok oldu arkadaşlar ama bakalım kalın oldu. Bunu biz 10 yapalım. CTRL'den seçtiğim fontunu arkadaşlar burada 10 yaptım. Tamam dedim. Şunu biraz çekelim. CTRL'i ve bunları da seçtim. Hepsini değil. İkisini seçtim arkadaşlar. Buradan da bunları biraz böyle büyüteyim. Şunun da arkadaşlar yüksekliği 20 olsun. Sanki daha güzel bir görüntü elde ettik. Şunları hatta biraz daha da yukarı çekebiliriz. Aslında bunlarla oyalanıp vakti ve çalmak doğru değil. Şunlar mesela biraz büyük oldu ama olsun. Şuraya da şöyle bir olay yapalım arkadaşlar. Bakın şurada pardon bir label alalım. Bunu da şuradan transparent yapalım. Rengi de yine bu sefer yazı rengi arkadaşlar. Bunun şöyle bir mavi olsun.
12 kalın. Bakın ne yapacağım arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Ya da sileyim buradan. List box'ın üzerine çift tıkladım. Double click olayına şunu yazacağım arkadaşlar. Label 1 nokta caption yani ismi eşittir list box 1 nokta value olsun. Bakın şimdi ne olacak? Çift tıkladığımda bakın teras sayfası buraya geliyor. Şimdi vaktimiz olsa arkadaşlar bakın şu atlarında bunların toplam almamız lazım. Ama vakit geçti. Şimdi uzatmak da istemiyorum. Bu bayağı bir uzayacak ama şurada size çok önemli bir olay göstereceğim. Yani bu şu anda belki de yapılan işleri en önemlisi bu olacak. Arkadaşlar dikkatli izleyelim. Şimdi bakın. Şu rapora girdim. Şuradan belirli sayfasına gelemiyorum. Şimdi bakın size bir şey göstereceğim. Bu önemli. Buradan da önce şu rengini bir beyaz yapalım. Hazır buradayız. Bakın şurada show model var arkadaşlar. Bakın şunu false yaptım. Çıktım. Buraya geldim. Şimdi bakın diyor ki ben veri sayfasındayım. User form'um burada fakat ben veri sayfasındayım. Yani çalışma sayfasından farklı bir sayfadayım. Şimdi bakın ne olacak. Tıkladığım zaman bana hata verdi. Neden? Çünkü arkadaşlar bizim gelişmiş filtrelemeleri hepsini çalışma sayfasında yaptık. Dolayısıyla gelişmiş filtreleme hangi sayfadaysa o sayfada arkadaşlar çalışıyor. Bunu biz nasıl engelleriz? Yani bütün sayfalarda ben bu kodları nasıl çalıştırabilirim? Şimdi onu yapacağız. Bakın. Şimdi bunun içerisine girdi. Arkadaşlar bakın. Şurada kodumuz şuydu. Şu. Şurada range var. Şimdi user form hangi sayfadaysa o sayfanın hücrelerini tanıyor. O zaman benim buraya hangi sayfada da olduğunu belirtirsem bu sefer hangi sayfada olursa olsun dilek olarak bana çalışma sayfasındaki bu kodları çalıştıracak. O zaman ben buraya şunu yazsam bakın noktayla beraber kopyaladım. Geldim arkadaşlar şu eşittirden sonraki range'lerin üzerine. Eşittirden sonra olacak arkadaşlar. Bak. Bunu yapıştırıyorum. Diğerlerini de aynen yapıyorum. Eşittirden sonraki sheets'lerin üzerine, pardon, range'lerin üzerine. Bir tane burada vardı. Yani en önemli olay aslında biz burada bunu bırakmamak lazımdı. Yani inşallah sonuna kadar izlersiniz de Allah bilmiyorum. Bakın şimdi ben veri sayfasına geliyorum. Şimdi istediğim gibi bu kodları arkadaşlar çalıştırabiliyorum. Şimdi şöyle bir tarih aralığı alalım. 01.01.2021 31.12.2021 abajur alalım. Bakın bayağı varmış. Kütüphane alalım. 12.ye kadar yok mu bu kadar da? Bulamadım arkadaşlar. Şöyle yapalım.
2020 ile 2021 arasını alalım. 2020 ve 2021 arkadaşlar bakın. Evet bak burada 12 bulduk bir tane. Boy enerjisine bakalım. Evet o da 12C'ye kadar. Evet arkadaşlar böyle bir çalışmamız oldu. İnşallah faydalı olmuştur. Keşke vaktimiz olsaydı da şu alt toplamlarında yapabilseydik. O da bayağı bir zaman alacak. Vakit uzadı. İnşallah onu da başka bir videoda sizlere yapmaya çalışacağım. Sabırla dinlediniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.